Bugün Denizci'nin yemek tariflerinden arkadaşlar güveç yapacağız. Böyle sade bir güveç yapacağız. Yani bol arpacık soğanlı tereyağı ilave edeceğiz. İsterseniz margarin yağı olur ama tereyağı biraz eti yumuşatıyor güveçte. Sarımsak kullanıyoruz. Çok bol sarımsak kullanmıyoruz arkadaşlar. Sarımsak biraz etin tadını da çok bozuyor aşırı koyduğumuz zaman. 2 diş sarımsak kullanacağız. 3 yemek kaşığı tereyağı. Bir çay kaşığından fazla karabiber, bir çay bardağı ayçiçek yağı, 1,5 su bardağı su kullanacağız. Bir de 2,5 kilo et kullanacağız. 2,5 kiloluk güveç. Yani güvecimiz de 2,5 kiloluk, etimiz de 2,5 kiloluk arkadaşlar. Yaklaşık 700 gram da arpacık soğan kullanacağız. Eğer hazırsak güvecimize başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar eti kesim aşamasında etimizi çok fazla kalın, çok fazla da iri doğramıyoruz. Yani ben şöyle göstereceğim. Etimizi bu şekil parçaları bölsek yeter. Biraz daha büyük de doğrayabilirsin ama çok fazla da büyük doğramaya gerek yok. Bütün etlerimizi bu şekil doğrayacağız. Dediğim gibi çok fazla iri doğramaya gerek yok. Etlerimizi kuşbaşı olarak güzel şekilde doğradık. Şöyle sarımsağımızı ilave ettikten sonra soğanımızı da ilave ediyoruz arkadaşlar. Yani sarımsak soğanımızı beraber güzelce harmanlıyoruz. Şimdi arkadaşlar güvecimizin iç kısmına şöyle etimizi, sarımsağımızı güzelce karıştırdık, soğanı şöyle yavaş şekilde ilave ediyoruz. İlave ettikten sonra şu kenarlarına, şu ortasına biraz tereyağı ilave edeceğim. Şöyle karabiberimizi, hepsini gezdirmeyeceğim, geri kalanın üzerine koyacağım. Yani karabiberini bol koyabiliriz. Şöyle tuzunu ilave ettim. Tekrar şöyle etimizi ilave ediyoruz. Çok fazla, normalde 1 kilo daha et alır ama ben güvecin büyüklüğüne göre et koyuyorum arkadaşlar. Yani etimiz rahat pişsin. Yani ben 2,5 kiloluk güvece 2,5 kilo et koydum. Şimdi şöyle güzelce kenarlarına eşit şekilde eti koyduktan sonra şöyle yağımızı, yani margarin yağı da kullanabilirsiniz dediğim gibi. Tereyağı da güzel oluyor. Şöyle böldükten sonra tekrar şöyle karabiber ve bir çay bardağı şöyle ayçiçek yağı, şöyle 1,5 su bardağı su ilave ettim. Şu an güvecimiz hazır. İlk olarak güvecimizi evde yapacağımız için arkadaşlar, ben evde güveç nasıl yapılır onun tarifini veriyorum. Ocakta, yani tüplü ocakta 1 saat güvecimizi pişiriyoruz. 1 saat pişirdikten sonra fırına alacağım. Fırında da yaklaşık 2 saat pişecek ama bu tabii fırının derecesine göre değişir ama bazen 2,5 saati de bulabilir. Şu an ben ocağı alacağım. Şimdi arkadaşlar bunu tüplü ocağa koydum. Ağzını kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat burada pişecek. 1 saat piştikten sonra fırına alacağım. Fırında da en az 2 saat pişireceğim. Şimdi arkadaşlar güvecimiz tüpte yaklaşık 1 saat 10 dakika falan pişti. Diğer kalanını ben fırına atacağım şu an. Önceden ısıtılmış fırınımızın 250 dereceyi alıyorum. 250 derecede yaklaşık 2 saatten fazla pişecek. Güvecimiz pişti. Güvecimiz pişerken şöyle bir yağlı kağıt koyuyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar 1 saat ocakta pişti, 2 saat fırında pişirdim ama fırında pişerken bazen su oranı değişiyor. Ben 1,5 bardak su koymuştum ama su oranı değiştiği için 1,5 bardak bir bardak daha koydum. Toplam 2,5 bardak su.
Ama çok sulu severseniz 3 bardak koyabilirsin ama bence suyu yeterli. Evet, güvecimiz hazır. Şöyle.